Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hep beraber kutladık. Can Oba var Yalıkavak'ta. Çok güzel, çok mütevazi bir restorantı var. Bu yıl hiç gidememiştim ama çok severim. Kendisi güzel yemekler yapar. Dedi ki akşam gelsene orkestra var. 30 Ağustos kutlayacağız dedi. Gittim. Şahane bir orkestra. Tabii Ege'de 30 kutlamaları daha herkes bayraklarını almış. Kırmızı beyaz elbise. Hep beraber böyle güzel de bir orkestra geldi. Orkestra da İzmir'den geldik dedi. Adını söylediler. Story'me koydum da adını bakayım. Esin Yavuz Bandosu. Çok güzel bir bando. Sadece böyle maçlar söylemiyorlar. Güzel de şarkılar söylüyorlar. Tabii ki bir içki markasının sponsorluğundaymış. Biliyorsunuz bu sponsorluklar artık takla atıyor içki markaları. Kendi adlarını duyurmadan nasıl şey yapabiliriz diye. Farklı farklı yöntemler icat ediyorlar, buluyorlar. İletişim modelleri bulmaya çalışıyorlar. Yani 30 Ağustos kutlaması böyleydi. Bir başka şarkıdan da versene de şöyle çok güzel bir şarkılar çaldılar yani. Hani. Orijinaldi yani. Hani. Heh, aç bakayım sesini. Güzel değil mi? Özellikle şu bateriyi beyefendi çok dikkatimi çekti. Bayağı iyi bateri çalıyor. Bu kadar eğlenerek çalan bateri görmedim bir zaman. Biz de bunları yaşarken Külliye'de 100. yıl marşı yapılmış. Onun ilk icrası vardı. O bayağı böyle bir konuşuldu. Bir yarışma düzenlenmiş. Ve de 100. yıla uygun bir marş yapılmış. Diyebilirsin ki niye marş kardeşim? Hani 10. yılda marş anlaşılır. İşte 1930'lu yıllarda marşın bir anlamı vardı. Artık marş mı kaldı? Biz biraz böyle klişe yöntemlerle kutluyoruz. Kutlamalarımızı böyle yapıyoruz genelde. Biraz daha nasıl diyeyim, geleneksel kutluyoruz. Böyle bir bayağı bir şey bir marş yapılmış. Kenan diyor ki yine kimse davet etmedi bizi. Yani işte bir hayır var, boş ver. Davet edilmek her zaman her yere davet edilmek iyi bir şey değildir. Ve tabii bu maçtan birazcık açabiliyor muyuz sesi? Verebiliyor muyuz şöyle bir dedim. Tabii bir de gayri resmi bir 100. yıl marşı var. O da Fazıl Say'ın 100. yıl marşı. O biraz gümbürtüye gitti yani arada. Oysa o da fena değildi. Bayağı eleştirildi ama ben bu 100. yıl marşını daha çok beğendim yani. Sözleri eleştirdi değil mi? Yani sesini ver, 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 ver sesini ver. Böyle evet duyalım. Bilmiyorum yani her şey biraz sanki bana 10. yıl marşını hatırlatıyor gibi bütün bu marşlarda. Dediğim gibi 100. yılında Cumhuriyetine yazık ki 100. yılına yakışır bir şekilde çok kutlayabildiğimizi düşünmüyorum. 100. yılda keşke Cumhuriyet'in kurucularının o heyecanıyla, vizyonuyla kutlayabilseydik. Ama aradan geçti 100 yıl ve biz hala marşlar yapıyoruz. Hala Mustafa Kemal Atatürk'ün bu büyük zaferini 1923 model bir şekilde, 23 modeliyle anıyoruz. Çınar Oskay, gazeteci meslektaşım, şu günlerde Datça'daymış. Mehmet Yılmaz'ın köşesinde bugün bir yazısını yayınladı Mehmet. Çınar da Datça'daki törenlerden bahsediyor. Diyor ki ya her yıl çok büyük coşkuyla kutlanırdı diyor. Kendisi Palo Alto'daydı, yeni döndü. Stanford'da Stanford'da bir yıllık eğitim aldı, geldi. Datça'daki şeylerden bahsediyor, kutlamalardan. Ve de diyor ki yani biz böyle eşimle geldik hani her yıl böyle onlarca tekne bir araya gelir. Herkes sitenin önüne çıkar. Bayraklar sallar. İşte 3,5 yaşındaki kızımızı kırmızı elbiselerini giydirdik. Kırmızı beyaz tam çıkacaktık. Baktık ki bu yıl çok sönük geçiyor. Ne sahilde kimse var ne şeyde kimse var. Tabii insan biz şimdi içinde olduğumuz için bazı şeyleri tam olarak göremiyoruz. Ama Çınar bunu dışarıdan geldiği zaman daha iyi gözlemleyebiliyor. Bir de iyi bir gazeteci olduğu için. Diyor ki çok büyük bir hayal kırıklığı var muhalif kesimde. Yani bu bayramı bile bu kadar sahiplenememek bunun göstergesi diyor. Çok doğru söylüyor. Bizim Ali Hakan Muşlu beni tarif ederken
bazen diyor ki ya sen o kadar böyle bir şey gözlemlerde bulunuyorsun ki bazen hayret ediyorum. Sanki hani burada yaşamıyorsun da bütün bu yaşadığımız topluma dışarıdan bakıyorsun gibi yani. Hani hiç bizle alakan yok gibi bakıyorsun diyor. Doğru. Çünkü Mehmet Ebrant'tan öğrendik bu bakış tarzını ya da işte kendi içinde bulunduğun topluma biraz bir adım geriden, birkaç adım geriden bakmayı. Çınar da bunu yapabilen gazetecilerden bir tanesi ve şu anda muhalefet cephedeki bu büyük kırgınlığı, kızgınlığı, küskünlüğü çok basit bir bayram kutlamasında bile izleyebiliyor, görebiliyor. Bunu şu anda tabii Kemal Kılıçdaroğlu ekibi görmüyor. Yani bunun farkında değiller. Ama seçim günü geldiğinde bu acı gerçekle çok acı bir şekilde yüzleşecekler. Ha, yüzleşecekler de ne olacak? Hani ya evet ya yenildik biz dur burada bırakalım mı diyecekler? Demeyecekler. Nasıl olsa halkımız bizi şey yapıyor, bizim de gidecek yerimiz yok diye devam edecekler. 14. 15. 16. 17. yenilgilerini hep beraber bizlere izletecekler. Ama çok büyük bir tokat geliyor. Yani muhalif kesimin büyük bir öfkesi var, kırgınlığı var, kızgınlığı var. Bunun tokatı geliyor. Şimdi bir son dakika haberi geldi. Pavgards yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklanmış. Çok sayıda suçtan aranan Erkin Erdoğdu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları takibi alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şey yapmışlar, adrese gitmişler ve de yaşanan bir kovalama sonucu yakalanmış. 59 yıl, 3 ay, 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Erkin Erdoğdu adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulmuş. Biliyorsunuz kendisi en son, bak ben bunu bilmiyordum bu ayrıntıyı. 54 yıl, 3 ay, 24 gün kesinleşmiş cezası olan birisi biliyorsunuz İstanbul valisini tehdit ediyordu. Cumhurbaşkanına meydan okuyordu. Hayvanseverlerin duygularını kullanıp çeşitli pek çok alengirli işe karışmıştı. Ve de elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Ben dahil tehdit etmediği kimse kalmamıştı. Ama gördüğüm kadarıyla 54 yıl cezası olan bir insan, kesinleşmiş cezası olan bir insan demek bunları yapabiliyormuş. Ama gördüğünüz gibi eninde sonunda kanunda bu tür isimleri tutuklayabiliyormuş. Hayvanseverlere bir kez daha aman uyarıda bulunuyorum. Bu tür sabıkalı yani şey suçu kesinleşmiş insanların duygularınızı sömürmesine izin vermeyin. Özellikle bunların kurbanları gerçekten hayvanseverler. Yani samimi hayvanseverleri kullanarak, onların parasını çarparak ve kendileri buradan nemalanarak bir dünya kuruyorlardı. Ve işi artık iyice valiyi tehdit, Erdoğan'ı tehdite kadar gelmişti. Demiştim ki bakalım hangisi daha büyük, Erdoğan mı büyük, bu kişi mi büyük diye. Meğerse 54 yıl kesinleşmiş cezası varmış. Vay anasına sayın seyirciler.